Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda aykırı gözlem değerlerin nasıl tespit edilebileceği ile ilgili bir uygulama örneği yapmıştık. Artık bu aykırı gözlem değeri sorunlarına nasıl çözüm üretebiliriz ve bununla ilgili Python'da neler yapabiliriz? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi genel itibariyle literatürü de taradığınız zaman en fazla karşınıza çıkacak 3 tane yöntem olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bu yöntemlerin dışında da farklı metotlarla kullanılan yöntemler var. Ancak biz temel yapıları öğrettiğimiz için temel anlamda kalmamız şimdilik bizim için yeterlidir. Bunlardan ilki silme yöntemi arkadaşlar. Aykırı gözlem değerlerinin bulunduğu satırları tamamen ortadan kaldırma ile ilgili. Bu genellikle çok fazla önerilmez. Sonuçta yine bir veri kaybından bahsediyoruz ki bu da istediğimiz bir şey değildir ama bazı noktalarda mecburen kullanabileceğimiz bir yapı. Diğeri ise yine eksik gözlem değerindeki olduğu gibi bir ortalama yapısı arkadaşlar. Dataseti ile ilgili bir ortalamayı eksik değerlerle bir değişikliğe gidebiliyoruz. Bu da bir yöntem. Ve bir de baskılama dediğimiz bir yöntem var arkadaşlar. Baskılama yöntemi de o aykırı gözlem değeri sınırlarının dışarısında bulunan değerleri en yakın sınıra indirgeme ile ilgili olan bir konu. Bunların her birini birer video halinde yavaş yavaş sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak bugün bakacağımız nokta silme işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? Bununla ilgili birlikte örnek yapmaya çalışacağız. Peki, vakit kaybetmeyelim. Hemen gerekli olan kütüphanelerimizi bir alalım şöyle. Bir matplotlib kütüphanesi, şöyle pypilot, bir tane seaborn kütüphanesi alalım arkadaşlar. Ve bir de Pandas kütüphanesi alalım. Pandas SPD diyerek. Peki. Veri setimizi yine seaborn kütüphanesi içerisinde hazır olan data setlerinden bir tanesi olan Taxis dediğimiz bir data seti ile alalım arkadaşlar. Şöyle load data set dedikten sonra Taxis ifadesini yerleştirmemiz bizim için yeterli. Alışkanlık haline getirelim diye ana kaynaktan gelen datanın bir kopyasını alalım ve kopya üzerinde çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk bakmamız gereken yer eğer herhangi bir eksik değer var mı? Eksik gözlem değeri var mı? Bununla ilgili bir kontrol edelim arkadaşlar. Is null.sum diyoruz ve bakalım değişkenlere göre eksik gözlem değeri problemlerimiz var mı? Buna bakalım. Çalıştırsın. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada yine eksik gözlem değeri olan değişkenlerimiz var. Ancak biz mesela tip değişkeni üzerinden örneklendirmeye gidelim. Herhangi bir eksik gözlem değerimiz yok. Tip dediğimiz bahşiş arkadaşlar. Ödenilen ücretin arkasından gelen bahşiş rakamları. Şimdi önce aykırı gözlemleri var mı? Tek değişkenli şu anda işlem yapıyoruz. Tip değişkeni olduğu için. Öncelikle buna bir bakalım arkadaşlar. Bunu nasıl bakıyorduk? Bir boxplot ifadesini kullanarak biz data setine neyi gönderiyoruz? Veri 2 içerisindeki tip dediğimiz değişkeni gönderiyoruz ve plt.show diyerek bir şöyle kutu grafiğine bakalım. Herhangi bir aykırı gözlem değeri bizim için mevcut mu? Bunu kontrol edelim. Bakıyoruz arkadaşlar, aykırı gözlem değerleri gördüğünüz gibi bu noktada. Alt sınırda yok ancak üst sınırda çok fazla bir şekilde yani bizim analizlerimizi etkileyebilecek şekilde bulunan gözlemleri de bu noktada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız işlemler bu satırları yani bu gözlem değerindeki satırları tespit edip bunların silinme işlemlerini gerçekleştirmek. Şimdi silme işlemini gerçekleştirdikten sonra aykırı gözlem değerlerinin tamamı ortadan kaybolmayabilir arkadaşlar. Bunun nedenini şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi elinizde bir data seti var. İçerisinde veriler var. Bu veriler bir aykırı gözlem değeri barındırıyor. Bu aykırı gözlem değerlerini sildikten sonra aslında bunların silinmiş haliyle elinize yeni bir data seti oluşuyor. Bu data seti de yeniden bir sınırlar hesaplanıyor ve bu sınırların üzerinde veya altında kalan
aykırı gözlem değerleri var olmaya devam edecektir. Ancak bu kadar bizim analizimizi etkileyebilecek sapma kadar bir durum ortadan olmayacaktır ve yine biz analizlerimize bu şekilde de devam edebileceğizdir arkadaşlar. Peki ilk yapmamız gereken işlem ne? Öncelikle çeyreklikleri yani kartelleri tespit edelim ki alt ve üst sınır alanlarını bulalım arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz artık. Şurayı da kapatalım. Şurayı siliyoruz. Şimdi öncelikle Q1 yani kartel bir ilk çeyreklik olan %25'lik dilimin sınırını bulmamız gerekiyor. Yine veri 2 içerisinden tip diyorum ve kuantil arkadaşlar çeyreklik anlamındaki kuantil içerisine 0,25'i gönderiyorum. Daha sonra bir de Q3 değeri bana gerekiyor. Aynı mantıkla burayı kopyaladım, yapıştırdım. Sadece burası artık 0,75, 3. kartil olan sınırı. Bir IQR tespit etmem gerekiyor. Bu da Q3 eksi Q1 olarak tespit ediyorduk. Peki, alt sınır. Alt sınır formülümüz neydi arkadaşlar? Q1 eksi 1,5 çarpı IQR. Bir de üst sınır. Üst sınır eşiğimiz neydi? Burada da Q3 artı 1,5 çarpı IQR ifadesini yerleştirerek artık sınır değerlerimizi tespit edebiliyoruz. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken işlemler o aykırı gözlem değerlerini bulabilmek. Bu sınırların dışarısında kalan kısımları bulabilmek. Çünkü o aykırı gözlem değerlerini biz sileceğimiz için onunla ilgili en azından bir indeks bilgileri bize gerekiyor. Yani onların hangi indekslerde olduğunu bizim tespit etmemiz gerekiyor ki ortadan rahatlıkla indeks kullanarak silebilirim. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle aykırı min diye bir değişken oluşturdum. Yani bu ne demek? Alt sınırın daha altında kalan değerler var ise bunu aykırı min isimli bir değişken içerisinde tutmaya çalışacağım. Buradan veri 2 diyorum arkadaşlar. Tekrar veri 2 diyerek nerede? Bu tip değişkeni içerisinde ve bu küçük olacak. Neyden küçük olacak? Alt sınırdan küçük olacak arkadaşlar ve yine burada da tip değişkenini buraya gönderebiliriz. Bir de bunun tam tersi. Aykırı max diyelim. Burada da yine aynı mantık olacak. Şuraya geldim. Kopyaladım. Ancak burada şunu değiştirmemiz gerekiyor. Aykırı max da üst sınırın daha üstünde olan değerleri tutabilmek için arkadaşlar. Bu durumda da artık büyüktür diyorum. Üst sınır ifadesini yerleştiriyorum. Şimdi aykırı min ve aykırı max ikisi artık bizim için aykırı gözlem değerleri. Bunları ayrı ayrı değişkenlerde tuttuk. Ancak bize ne gerekiyor aslında? Bu aykırı gözlemlerin tamamı bir değişken içerisinde saklamamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bir birleştirme işlemi yapacağız. Bunu da yine Pandas kütüphanesi üzerinden concat dediğimiz bir fonksiyon. Daha önce de bunu kullanmıştık. Yani Python'ın genel eğitiminde ve yaptığımız işlemler aslında boşuna değildi. Çünkü bunları her şekilde karşımıza çıktığında kullanabilmemiz gerekiyor. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi tekrar ne yaptık? Baştan isterseniz bir sıralayalım. Veri setimizi çektik. Kopyaladık. Aykırı gözlem değerlerine baktık. O tip değişken üzerinde aykırı gözlem değeri var mı? Tespit ettik var olduğunu. Daha sonra bunların hangi aykırı gözlem olduğunu belirleyebilmek için sınırlarımızı belirledik. Sınırlarımızı da yine kartel hesaplayarak belirledik. Daha sonra ne yaptık? Üst sınırın üzerinde ve alt sınırın altında olan aykırı gözlem değerlerini aykırı min ve aykırı max şeklinde oluşturduğumuz iki değişkene sakladık. Şimdi ne yapacağız? Bu iki değişkenin datalarını birleştirme işlemi gerçekleştireceğiz ki artık elimizde tek bir değişken olsun ve biz bu değişkenler üzerinden işlem yapalım. Buna da direkt aykırı diyorum arkadaşlar. İkisinin birleşimini yapıyoruz şu anda. Aykırı min ve aykırı max'ı birleştireceğiz. Bunun için pd.concat dediğimiz bir fonksiyon kullanıyoruz. Bu fonksiyonun içerisine köşeli parantez ile birlikte öncelikle aykırı min değerini, daha sonra da aykırı max değerini gönderiyorum arkadaşlar. Ve virgül dedikten sonra bir axis yapısı satır bazlı birleştirme yapması için axis 0 olarak bu değeri gönderiyorum.
Sprint aykırı yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Aykırı gözlem değerlerinin tamamını artık aykırı isimli değişken içerisinde tutuyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çalıştırsın, okuma işlemini yapsın. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta indeksleri 22, 42, 111, 128 gibi değerler. Mesela bunlar aykırı min ve aykırı max'tan oluşan değerler. Boxplot'ta zaten aykırı min gözükmüyordu ama ne olur ne olmaz biz yine de bunu yapalım. Yine o datalar varsa bunları oluşturalım. Burada görmüş olduğunuz yapının tamamı aslında bizim için aykırı gözlemlerin tamamı. Biz aykırı isimli değişkene atadık. Tabii bunların sadece indeks numaraları bize gerekiyor. Bunun için buradaki noktaya biz indeks ifadesini gönderiyoruz arkadaşlar. Ve tekrar çalıştırdığımızda artık datanın değerlerinden ziyade elimizde sadece buradaki indeksleri tutan bir yapı karşımıza çıkması gerekiyor. Bakın bir liste yapısı içerisinde hepsi gördüğünüz gibi hangi indekslerin yani hangi satır sayısında olan değerlerin bizim için aykırı gözlem değeri olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu değerleri biz bu şekilde kullanamıyoruz. Yani bir integer 64 indeks yapısındaki gibi bu tipte kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunu bizim bir for döngüsüyle gidip boş bir listeye aktarım yapmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Daha önce de yaptık aslında bu tarz işlemleri. İndeksler isimli bir boş liste oluşturdum ben buraya. Daha sonra for döngüsüyle bunları gezeceğim. Nereyi gezeceğim? Aykırıyı gezeceğim arkadaşlar ve aykırıdan gelen her bir değer yapısını indeksler isimli listenin içerisine atama işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine indeksler.append kullanıyoruz ve içerisine döngü ile oluşan parametremizi iyi gönderiyoruz. Şimdi bir de print indeksler diyelim arkadaşlar. Artık listemizi yani aykırı gözlem değerlerinin bulunduğu indeksleri içerisinde barındıran bir liste yapısı olan indeksler yapısını bakın. Burada görmüş olduğunuz bütün indeks değerleri aslında bizim aykırı gözlem değerlerine ait indeks numaraları. Yapacağımız işlem neydi? Bunları silmek. Bunları silmek için bu indeks numaralarından faydalanacağız arkadaşlar. Daha doğrusu indeksler isimli listeden faydalanacağız. Eğer aykırı şekilde dönen bir değeri almış olsaydık bunu o silme fonksiyonu içerisinde kullanamıyorduk. O yüzden indeksler isimli boş bir liste oluşturduk ve for döngüsüyle bunların her bir değerini liste içerisine göndermiş olduk. Peki. Artık burayı da silebiliriz. Şimdi geldik silme işlemine. Veri 3 diyelim. Veri 3 artık bizim yeni veri setimiz olacak. Veri 2'nin içerisinden aykırı değerlerin silinerek oluştuğu bir data seti bizim için oluşacak arkadaşlar. Bunun için veri 2 diyoruz arkadaşlar. Veri 2 nokta dedikten sonra drop dediğimiz fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Drop dediğimiz fonksiyon yapısında da veri 2 nokta index diyorum. Yani veri 2'nin indeksine göre bu silme işlemini gerçekleştir. Ve bu indeksler neler olacak? Yukarıdaki indeksler isimli yapı olacak. Şimdi yaptığı işlem şu. Aykırıdan gelen indeksleri bir listeye atadık. Bu listeye indeksler dedik. Drop fonksiyonu içerisinde de silme fonksiyonu yapısı içerisinde de veri 2 nokta index dedik ki indekslerine göre silme işlemini gerçekleştirsin. Ve bu indeksleri de yukarıda oluşturmuş olduğumuz indeksler isimli listeden almış olsun arkadaşlar. Peki isterseniz şöyle bir print veri 3 diyelim. Hatta şöyle diyelim bir veri 2 yazdıralım önce bir arkadaşlar. Veri 2'nin bir sayısına bakalım. Hatta count'la da bakabilirdik aslında da. Veri 2'nin direkt baktığımızda 6433 tane datanın olduğunu bizlere söylüyor satır olarak düşünürsek. Şimdi bir de veri 3'e bakalım. Artık
silinerek gelecek. Bakalım bu sefer kaç tane aykırı gözlem değeri ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Birlikte bakalım. Bakın 6153 tane oldu. Yani bu ne demek? Yukarıdaki 6443 taneden eleme yaptı. Aykırı gözlem değerlerinin tamamını sildi. Ve geriye kalan 6153 tane bizim datamız oldu. Artık belirttiğimiz aykırı gözlem değerlerine ait olan değerleri satır bazlı olarak silmiş olduk. Konunun başında ne dedim? Silme işlemi var olsa bile tekrardan bir aykırı gözlem yapısı kalabilir. Bunun ana nedeni şu. Biz alt sınır ve üst sınır değerlerini veri 2'ye göre belirledik. Ona göre aykırı gözlem değerler tespit edildi. O aykırı gözlem değerleri silindiği zaman elimizde yeni bir sanki sıfırdan bir yerden almış olduğumuz veri 3 isimli bir data setimiz olacak. Ve artık alt sınır ve üst sınır tekrar hesaplanacak arkadaşlar ve bu hesaplama sonucunda tekrardan aykırı gözlem değerleri oluşabilme riski var. Ancak bu çok veri 2 kadar uzun olmayacaktır. Bunun üzerine tekrardan bir silme işlemi de yapılabilir. Ama tabii ki devamlı veri kaybetmek veri analizi sürecine çok büyük bir sekte vuracaktır. Peki, tekrardan bir boxplot yapısına bakalım arkadaşlar. Şöyle data kısmına neyi göndereceğiz? Artık veri 3'ten tipi göndereceğiz. Yani veri 2'den değil, veri 3'ten tip yapısını göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. plt.show diyerek bunu gösterelim. Hatta önce şöyle veri 2'den bir bakalım. Tekrardan hatırlayalım aykırı gözlem değerlerimizi. Çalıştırsın. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar değerler işte 30'un üzerinde 20-25 gibi burada görmüş olduğunuz gibi datalar var. Bunlar bizim için gerçekten problem yaratabilecek aykırı gözlem değerleri. Silme işlemini yaptık artık veri 3 oldu. Bir de veri 3'e bakalım. Aykırı gözlem değerleri tamamı mı ortadan kalkmış yoksa hala var mı? Bakın yine var arkadaşlar ama dikkat ederseniz artık maksimum çıkabileceği noktalar 7 gibi düşük değerler. Öbür türlü 25'lerde 30'larda çok geniş olan bir aykırı gözlem yapımız vardı. Bu işlemlerde eleme yaparak silme işlemi yaparak buraya kadar getirdik. Tekrar yine aynı işlem yapılabilir. Bu silme işlemi devam edilebilir. Ancak dediğim gibi sürekli yapıldığında her seferinde data setinizden ham olarak gelen data setinizden sürekli veri yani gözlem kaybı yaşarsınız. Bu da yine sağlıksız bir şekilde analiz yapma olasılığını ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada bunların dışında da yöntemler var. Yani yöntemler dedim mesela silmeyi başka türlü yöntemlerle de yapanlar var veya başka ne diyelim kod yapısı kullananlar da var. Ancak yine bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öbürleri biraz böyle kafanızı karıştırabilir diye düşündüğümden dolayı aslında bu şekilde adım adım basitleştirmeye çalıştım. Silme yöntemi bu şekilde arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda da ortalamaya göre doldurma işlemine bakalım. O zaman görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.